Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arkadaşlar bugün Ramazan ilk günü. Rabbim hepimize bu Ramazan'ı mübarek kılsın. Ramazan'ın bereketiyle nasiplenmeyi bize nasip etsin. Ramazan boyunca, 30 gün boyunca kısa kısa nasihatlerle sizinle olmaya çalışacağız. Her gün kısa bir nasihat sunacağız. Bugün ilk nasihatimiz şu olsun. Nasıl başlarsak öyle devam edecek. Bu ilk günümüz nasıl başlarsa öyle devam edecek. Bugün güzel bir başlangıç yaparsak, bugün sıkı bir başlangıç yaparsak, bugün Ramazan ayına disiplinli bir şekilde başlarsak, Allah'ın izniyle 30 gün böyle devam edecek. Ama bugün gevşek başlarsak, bugün yarına bırakayım, diğer birine bırakayım dersek hep böyle gidecek. Mesela Ramazan Kur'an ayıdır arkadaşlar. Hatim yapmaya bugünden başlamamız lazım. Hatta dün iftardan sonra, pardon, teravihden sonra başlamamız lazımdı. Bugün sahurda başlamamız lazımdı. Mesela teravih namazı. Dün ilk teravihdi, kaçırmış olabilirsiniz veya evde kılmamış olabilirsiniz. Mesela bugün ilk teravih, ikinci teravih kılmazsanız, hakkıyla kılmazsanız hep böyle devam edecek. Mesela Ramazan'ı nasıl geçirmek istiyoruz? Bu sorunun cevabını verip, bu cevabı bugünden itibaren uygulamaya başlamazsanız hep böyle gevşek gider. O halde gelin, ilk günden işi kurtulun. Sıkı bir program yapalım, mutlaka program yapın arkadaşlar. Akşam namazı ile, yani iftarla sahur arasında ne yapacaksınız? Pardon, iftarla teravih arasında ne yapacaksınız? Teravihden sonra kaçta yatacaksınız? Sahura kaçta kalkacaksınız? Sahurdan sonra, sabah namazından sonra ne kadar ayakta duracaksınız? Gündüz neler yapacaksınız? Sıkı bir program yapın. Saatiyle belli olsun. Bu saatler arasında şundan şunları yapacağım diye yazın. Yazdığınız bunu kapıya, duvara, her tarafa asın. Hatta geçen sene olduğu gibi onları resme çekip bana atın. Böyle yapıyordunuz ya geçen sene. Sıkı bir program yapın. Sıkı bir başlangıç yapın. Nasıl başladıysak öyle gidecek. Bir iş nasıl başladıysa öyle devam eder. Allah'ın izniyle gelin ilk günden tedbirimizi alalım. Sıkı bir başlangıç yapalım. Ramazan'ın sonuna kadar disiplinli bir şekilde, güzel bir şekilde kendimizi yetiştirmeye, kendimizi değiştirmeye, manevi devrim yaşamaya devam ederim diyoruz. Vâhiru davana enilhamdülillâ rabbil âlemîn.